Değerli basın mensupları, meclisin iktidar partisi eliyle işlevsizleştirilmeye çalışıldığı bir süreçteyiz ve meclisin haftada iki gün çalışmasını talep ediyorlar. Oysa ki bu meclisin geleneklerinde de iç tüzüğünde de aksi karar alınmadıkça salı, çarşamba, perşembe günleri faaliyetlerini yapması lazım. Salı gününün denetim kurullarına yoğunlaşması gerekiyor. Ama sürekli hep dinliyorsunuz, artık klişe oldu. Alınan karar gereğince denetim faaliyetlerinin yapılmayıp diyerek gündeme geçiliyor salı günleri. Ve salı çarşamba çalışalım, ondan sonra gidelim. Tabii böyle bir bahane pandemiye sığındırılarak söyleniyor ama pandemi meselesine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetiminin ne bileyim işte mitinglerini düzenlerken uymadıklarını görüyoruz. Örneğin ilçe kongresi yaparken uymuyorlar. İl kongresi yaparken uymuyorlar. Hatta ve hatta bütün derneklere, bütün barolara, bütün vakıflara, bütün meslek örgütlerine yazı yollayıp seçimlerinizi dahi yapamazsınız, hiçbir faaliyet yapamazsınız diyorlar. Ancak MHP ve AKP'nin ilçe ve il kongreleri düşünüldüğünde bunlara izin var. Bunlar kapsam dışı böyle devam ediyor. Biz meclisin iki gün çalışmasına razı değiliz. Milletin bu kadar çok sorunu, milletin beklediği bu kadar önemli gündemler varken meclisi hep tepki kanunlarıyla, barolara kızdım tepki kanunu, TTB'ye kızdım tepki kanunu, CHP'ye kızdım tepki kanunuyla meclisi meşgul edenleri milletin beklentisi olan pozitif gündemimize davet ediyoruz. Ve bu yüzden bu hafta bütçe yapış tekniğini değiştiren, meclise bir dayatma olarak karşımıza getirilen bir kanuna sonuna kadar direneceğimizi ifade etmiştik. Bunun üstüne Enis Berberoğlu ile ilgili verilen kararda tuz biber oldu ve Cumhuriyet Halk Partisi iş tüzüğün verdiği bütün yetkileri kullanarak bu hafta çıkarılmaya çalışılan Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu'na direniyor. Ve dün de mecliste Cumhuriyet Halk Partisi denetim görevinin gereği, muhalefet partisi olmasının gereği olarak salonda milletin seçtiği milletvekillerinin üçte birinin olup olmadığının denetimini yaptı. Yani salonda 200 kişi yoksa meclis çalışamaz. Bunu sorguladık ve salonda AKP ve MHP'nin toplam ulaşabildikleri sayı ilk yoklamada 50'nin altındaydı. İkinci yoklamada da 188'de kaldılar. Bugün devam edeceğiz. Bu kamu yönetimi kontrol kanununun millete bir dayatma, meclise bir dayatma olduğunun farkındayız. Bütçe yapma tekniği değişiyor. Cumartesi günü bütçe gelecek. Gelecek olan bütçeyi bugün çıkaracaklarını umdukları, dün akşam çıkaracaklarını umdukları kanuna göre hazırlamışlar. Yani Recep Tayyip Erdoğan talimatı verirse buna bütün kamu kurumları uyacak, meclis de mecbur uyacak. Bütçe hakkı en önemli anayasal hak. Biz diyoruz ki nasıl bütçe yapacağımıza biz karar veririz. Bu bize saraydan dayatılamaz. Şimdi bir panik var. Kanunu bu hafta çıkaramazlarsa bütçeyi yollayacaklar ama bütçe meclisin geleneklerine, devletin geleneklerine ve yürürlükteki kanuna göre değil, sarayın kafasına göre hazırlanmış. Alt detayları görmesinler. Köprü geçiş ücretlerini sorgulayamasınlar. Yaptırdığımız şehir hastanelerinin maliyetini, millete yükünü kimse görmesin diye bütçeyi hazırlamış. Cumartesi günü o bütçe gelecek. Kanun ona uygun değil. Biz direndikçe sinirleri tepesinde. Niçin? Çünkü alışmışlar. Recep Tayyip Erdoğan söyledi mi? Dakikasında o iş olacak. Bütçe hakkı milletin hakkıdır. Bu hakkı kullanmaya devam ediyoruz. Kimse pandemiyi mandemiyi bahane etmesin. Bakın çadırların altında basın toplantısı yapıyoruz mecliste. Sizlerin sağlığı, sizlerin sağlıkla ilgili endişelerine hak verdiğimiz için aylardır. Önümüzde mikrofonlar var. Ancak dış şartlarda sesimizi duyurmaya uğraşıyoruz. Ve meclis pandemiyi bahane edip İki gün çalışamaz. Eğer öyleyse ilçe kongrelerinizi de yapmayın. İl kongrelerinizi de yapmayın. Ya da siz yapıyorsanız bırakın tüm kurum ve kuruluşlar çalışsın. Bakın
Muğla İdare Mahkemesi'nin kapı gibi kararı. Diyor ki baro genel kurulunun ertelenmesi hukuka aykırıdır. Çünkü baroların kanunu var. Baroların kanununa göre bu ay içinde seçim yapması lazım. Süleyman Soylu beyefendi genelge yazmış, yapamazsınız diyor. Niye? Barolar Birliği'nin başındaki sarayın emir kulunun biraz daha orada oturabilmesi için bir çare. Çünkü Barolar Birliği kanununu değiştirdiler. Hesapta bir sürü yeni barolar kuracaklar. Oradaki başkanı koruyacaklardı. Ama yapmaya çalıştıkları iş avukatın vicdanından döndü. Avukat olmaz, baroyu parçalamak doğru değil deyince genelgeyle seçim ertelediler. Ama örnek emsal bir karar, bunun hukuka aykırı olduğunu söylüyor. Yani neymiş? Yani pandemi işine gelince pandemi, işine gelmeyince tehlikesiz değilmiş. Neymiş? Ahlat'ta bulaşan virüs dönüp de Dumlupınar'da bulaşmıyorsa, Giresun'da yapılan miting İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde tehlikeli oluyorsa, Giresun'daki mitinge olanak veren virüs İstiklal Caddesi'nde yapılacak gösterilere engel oluyorsa, Ayasofya'da tehlikeli olmayan salgın hastalık Anıtkabir'e gelince tehlikeli oluyorsa, bu bir çifte standartmış. Bu vatandaşın da gördüğü bir çelişkiymiş. Mahkemeler de bu konuda gerekli kararı vermişler. Bunu bir kez daha herkesin dikkatine sunmak boynumuzun borcu. Biz meclisteyiz, çalışacağız. Verilen muhalefet yetkisini sonuna kadar kullanacağız. Kimse kusurumuza da bakmasın. Şimdi dün Sayın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı bir alt mahkemenin meclisi, anayasayı, anayasal kurumları hiçe sayan, görmezden gelen kararına aklı sıra bir kılıf uyduracak. Diyor ki daha önce de Şahin Alpay kararı var diyor. Şimdi bu kadar danışman ordusuyla çalışıp bu kadar danışmandan bu kadar verimsiz istifade akıl alır gibi değil. Milletin vergileriyle toplanan paralarla bir ordu danışman çalıştıracaksın. Sonra gaf üstüne gaf yapacaksın. Şahin Alpay ile ilgili 13. ağır cezanın verdiği bir karar var. Doğru. 14. ağır cezanın da verdiği bir karar var. O da doğru. Anayasa Mahkemesi kararına uymama. Ama sonra Anayasa Mahkemesi'ne bir daha başvuru ve ardından hemen verilen bir karar daha var. Onu niye görmüyorsun? Özetle çok hukuka boğmadan basitçe anlatmaya çalışalım. Şudur, Şahin Alpay kararı Anayasa Mahkemesi tarafından alt derece mahkeme gerekli bütün işlemleri tamamlayıp o karar kesinleşip Anayasa Mahkemesi'nin görev alanına girmeden, yani tutuklulukla ilgili bir hak ihlaliyle ilgili başvuruyu mahkeme kararına dönük bir Anayasa Mahkemesi eleştirisi ve bozması gibi kaleme alındığı için o zaman, yani zamanlama hatasından, Anayasa Mahkemesi kararına 13. ağır ceza uymamış. Doğru. Sonra mahkeme bitmiş. Sonra usulüne uygun tekrar başvurulmuş. Bir daha karar vermiş Anayasa Mahkemesi. Aynı şekilde bu sefer karara anında uyulmuş. Sayın Cumhurbaşkanı örnek alacaksa yapılan, gününde zamanında yapılan, hukuksal süreçler doğru takip edilerek yapılan ve ona uyulan ikinci karara bakacak. Birincisi zamanlama hatalı. İkincisi doğru zamanda doğru karar. Bugünkü karar hangisine örnek? Bunda zamanlama hatası falan yok. İkinci karara birebir örtüşüyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın dün kanıt diye söylediği Şahin Alpay kararı Anayasa Mahkemesi'nin bugün yaptığını doğrulayan örnek karar. Ve alt mahkemenin de uyuması gerektiğini ifade eden örnek karar. Zaten açılıp okunduğunda da o ikinci örnek kararda Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığına ilişkin hiçbir tereddüt yoktur. Derhal bu karar uygulanmalıdır diyor ve uyguluyorlar. Örnek alınacaksa bu örnek alınacak. Birinci karardaki zamanlama hatası, başvuru ve o başvurunun
tutukluluk süresiyle ilgili karar, mahkeme kararı tam o anda çıktığında mahkemenin kararına yönelik olarak ifade edildiği ve yollandığı için hatalıydı. Hemen arkasından yapılan doğru başvuruyla düzeldi. Cumhurbaşkanının örnek göstermesi gereken karar ikinci karardır. Bunu açıkça ifade edelim. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün çıktı. Dedim ya, bu kadar müsriflik olmaz. Yani mutfak masraflarında müsrifler sarayda. Milletin adını duymadığı çayları içiyorlar. Kilosu 4000 lira falan. Milletin adını duymadığı unlardan kurabiyeler, badem unundan falan. Efuli diye meyveler, çaylar, onlar bunlar. Mazot masrafında müsrifler. 3000 koruma var, 300 arabayla gidiyorlar her yere. Bir de danışmanlara ödedikleri parada müsrifler. Önüne geleni danışman yapıyor. Maaş bağlayayım başka partiye kaçmasın diye. Devaya gitmesin, geleceğe gitmesin, yanımdan ayrılmasın diye. Onun oğlu, bunun kızı kimi bulsa danışman yapıyor. Sonuç bu. Dün yazmışlar promptura. Beyefendi çıkıyor. Aynı mahkeme kararını yanlış söylediği gibi. Gelişmiş ülkelerde ilan edilen tarihin dışında hiç erken seçim, şu bu dedikodusu duyar mısınız? Bu kabile devletlerinin işidir. Kabile devletlerinde bu olur. Biraz insaf. Birincisi, erken seçim dedikodusu duyuyor muyuz? Duyuyoruz. Erken seçim söylentisi var mı? Var. Eğer bu oluyorsa diyor, bu gelişmiş ülke değildir. Evet, ülkeyi getirdiğin durum bu. Ben yapmadım 16 Nisan rejime kasteden anayasa değişikliğini. Siz yaptınız. Getirdiniz. O gün dedik. Şimdi bazen erken seçim oluyor. Siz bunu yaparsanız her gün erken seçim konuşulacak dedik. Şirin Payzı'nın programında söyledim. İki, partinin biri çoğunluğu sağlamazsa 40 gün koalisyon konuşuluyor. Eğer bunu yaparsanız 5 yıl koalisyon konuşulacak dedim. Her gün ittifak konuşuyoruz. Her gün. Ne dediysek haklı çıkıyor. Beyefendi çıkmış. Bu tartışmalar diyor kabile devletlerinde olur. Gelişmiş ülkede olmaz. Olmaz. Çünkü gelişmiş ülkelerin güçlü parlamenter sistemi var. Sen terk ettin. Gelişmiş ülkelerde kuvvetler ayrılığı var. Sen ayaklar altına aldın. Gelişmiş ülkelerde hukukun üstünlüğü var. Sen hukuk mukuk tanımıyorsun. O yüzden bu noktadayız. Ve devam edelim. Kabile devletinde olur. Ya Allah'tan kork. Kabile devletinde ne olur? Reis olur, reis. Reis oturur böyle. Kabile devletinde reis olur. Otoritesi tartışılmaz. Reis oturur. Hadi seçimde bakayım, kafanı vurur. Burada da o durumdayız. Seçim diyenin kafasını vuracak. Oysa millet açlıktan, yoksulluktan, sefaletten, işsizlikten kırılıyor, seçim diyor. Ama oturmuş reis kabile devletinde ve diyor ki seçim meçim yok. Olmaz tabii. Kabile devletinin reisine sorarsan hiç seçim olmaması lazım. Ona Allah geçinden versin, bir şey olunca yerine ya oğlu ya damadı geçmesi lazım. Tanıdık geliyor mu? Buna psikolojide psikologlar yansıtma diyorlar. Yansıtma nedir? Yansıtma, kişinin kendindeki bir eksikliği, bir kusuru ya da bir kötü davranışı var olduğunu bilip kabullenmeyip karşısındakinde varmış gibi gösterme çabası. Kabile devleti gibi yönetince erken seçim isteyene kabile devleti mi diyorsun bu? Kabile devleti olduğunun itirafıdır. Kabile devletlerinde güven oyu yoktur. Bak, güven oyu yok. Kabile devletlerinde ülkeyi yönetenlere genç soru veremezsin. Bak, yok. Kabile devletinde reisin karşısına çıkıp sözlü soru soramazsın. Sözlü soruyu elimizden aldılar. Yaptıkları anayasayla kabile devletine çevirdiler. Kabile devletinde cezanın kimin suçlu kimin suçsuz olduğuna reis karar verir. Burada da öyle oluyor. O yüzden çok net olarak söyleyelim. Bu kabile devleti tartışması tam yerine denk gelmiştir. O yeteneksiz, beceriksiz danışmanlardan Allah razı olsun. Eğrisi doğrusuna denk geldi, taşı gediğine koydunuz. Ve şimdi de bu söylediklerimizi rakamsal olarak bir kez daha ifade edelim ki kim doğru kim yanlış anlaşılsın. Türkiye Cumhuriyeti'nin
en kısa hükümeti, en hızlı seçimi 7 Haziran 1 Kasım 2015. 147 gün. Bunun mimarları kim? Mimarlar tanıdık. AK Parti tek başına iktidar olamamış. AK Parti'nin koalisyon kurmasına karşı çıkan Tayyip Erdoğan. O zaman muhalefet partisi kimliğinde muhalefetin tüm koalisyon seçeneklerini tıkayan Devlet Bahçeli. Ve Devlet Bahçeli ilk günden diyor ki seçime gidilmelidir. Tayyip Erdoğan da Davutoğlu'na diyor ki koalisyon kurma, seçim yapalım. 7 Haziran 1 Kasım arası 147 günde seçim. Kim başta? Recep Tayyip Erdoğan. Ondan daha hızlı seçim yok ama neredeyse onu aratmayacak yakınlıkta bir seçim. 24 Haziran 2018. Devlet Bahçeli'nin çağrısı, Tayyip Erdoğan'ın onayı, 966 günde seçim. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en hızlı seçimlerinden biri daha. 966 günde yeni anayasanızdan sonra. Peki o çok eleştirdiğiniz 1999-2002 arası, hani üçlü koalisyon dönemi, o döneme baktığınızda o dönem bundan çok daha uzun süren, 3 yılı aşan bir koalisyon iktidarı var. 1300 güne yaklaşan bir süre iktidar yapıyorlar. Daha sonra da seçime gidiyorlar. Erken seçim, ona da götüren Devlet Bahçeli. Yani o dönemin erken seçiminin sebebi yine Devlet Bahçeli. Peki 1900 Recep Tayyip Erdoğan'a sormak lazım. Hep geçmişi kötülüyor ya, hep geçmişi kötülüyor. Hiç erken seçim olmayan dönem hangisi? 1960-1980 arası. Bütün seçimler zamanında yapılmış. Şimdi senin tezin doğruysa, gelişmiş ülke, Türkiye 60-80 arası gelişmiş ülkeymiş, şimdi de gelişmemiş ülke. O zamankiler gelişmiş ülke yöneticisiymiş, Devlet Bahçeli ve sen, senin ifadene baktığımızda kabile devleti yöneticisiniz. Bir lafı söylerken meydanı boş bulup da prompterde yazıyor, salonu doldurduk, televizyonlar canlı yayında, ne söylersen söyle. İnanan inanır, inanmayan zaten bizim ilgi alanımızda değil. Böyle bir Türkiye, böyle bir reis harikalar diyarında yok arkadaşlar. Herkes söylediği sözün önünü arkasını bilecek de konuşacak. Kabile devletine ülkeyi getirdiğinin kendi kendine itirafı. Demin söylemeye çalıştım, ifade ettim. Bir kabile devletinin en önemli özelliği, başta reisin oturması, her şeye onun karar vermesi, seçimin meçimin olmaması, mahkemenin de olmamasıdır. Varsa da şeklendir. Kabile devletinde kimin suçlu, kimin suçsuz olduğuna yine reis karar verir. Diyor ya, Can Dündar'a seni öyle bırakmam, Enis Berberoğlu'na olmaz. Dönüyor öbür taraftan, mahkeme Gezi davasının bütün sanıklarını bırakıyor. Kavala'yı salmıyor. Beraat ettirmeye çalıştılar diyor. Zaten beraat etmiş adamı. Sonra kimin içeride duracağına bizim dünya liderimiz, kimin serbest kalacağına dünyanın diğer liderleri karar veriyor. Dün de konuşurken diyor ki, ne zamandan beri terörle iç içe olanlar Tabipler Birliği gibi önemli bir kuruluşun başına geçebiliyor. Ona sorarlar, ne zamandan beri terörle iç içe olanlar hapishanede değil de dışarıda geziyor. Buna kim karar verecek? Sana kalırsa TTB yönetimini içeri atman lazım. İki dönem önce hepsini toplattırdı. Bir açıklamalarından dolayı barışa yönelik. Hiçbir tanesi tutuklanmadı. Hepsini toplattırdı. Mahkemeler sonuçlandı. Kimse suçlu bulunmadı. Bazılarını meslekten attı. Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verdi. Ve bugün diyor ki, ne zamandan beri terörle iç içe olanlar. Ya senin bu suçladığın kişileri mahkemeler yargılayıp suçsuz bulmuş. Nasıl oluyor da sen söylüyorsun? İşte kabile devletinin bir itirafı da budur. Dünkü açıklamada TTB yönetimini kriminalize eden, onları terörle ilişkili olduklarını söyleyenler kendisini mahkeme önüne koyuyor. Mahkemeler böyle düşünüyorsa böyle karar verirdi. Aksine karar verdiyse
insanları bu şekilde karalamanın bir manası yoktur. Ama şunu da hatırlatmadan geçemeyeceğim. Terörle iç içe olmaktan neyi anlamalıyız? Mesela İstanbul seçimlerini kaybedeceğini anlayınca 23 Haziran'dan birkaç gün önce şu anda İmralı cezaevinde bulunan PKK terör örgütünü kurduğu bilinen, kendi tarafından da kabul edilen o örgütün içeride ceza almış ve devletin cezaevinde yatan başına birisini yollayıp ondan İstanbul seçiminde Kürt seçmen İmamoğlu'na değil oy vermesin diye mülakat alıp bunu Taksim'in ortasında devletin ajansına okutanlar terörle ilişkili iç içe değil, doktorların seçtiği TTB yönetimi iç içe. Ya da yine aynı seçimde TRT'nin, canım TRT, hepimizin vergileriyle çalışan TRT'nin emekçisini, kameramanını, muhabirini MİT eliyle Erbil'e gönderip Osman Öcalan'a, örgütün en önemli ve kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'a mikrofon uzattırıp, TRT'nin mikrofonunu tutup Osman Öcalan'a İmamoğlu'na değil Binali Yıldırım'a destek diye kamera yollayacaksın. Bunu devletin televizyonunda yayınlayacaksın. Bu terörle iç içelik olmayacak. Senin dışındaki herkes terörle iç içe olacak, el ele olacak. Bu mu insaf, bu mu mantık? O yüzden açıkça şunu söylemek lazım. Kırmızı bültenle aranan, kırmızı bültenle aranan bir teröristi MİT yerini bilip de gidip onu oradan almayıp ona AK Parti adayına destek açıklaması yapıyorsa hiç olmazsa susun. Utanmazlığın da bir sınırı var. Bu milleti salak yerine koymanın da bir haddi hududu var. İstanbul'da seçmen boşuna size 800 bin fark atmadı. Biz İstanbul seçimini 13 bin farkla kıl payı kazandık. Sonraki yaptığınız bütün çirkinlikler, YSK'ya baskılar, seçim iptal ettirmeler, Öcalan'dan mektup okutmalar ya da kardeş Öcalan'a mikrofon tutturmalar size 800 bin fark yedirdi. Devlet Bahçeli MİT'i atmaya gitti, birden döndü. Çünkü sahadaki itirazı gördü. Bu seçim çok farklı olacak dendi. Süleyman Soylu'dan da, Binali Yıldırım'dan da İstanbul seçmeninin bıktığı görüldü. Akşam 7'de Süleyman Soylu kapıyı açtı. Adayları Binali Yıldırım'ı il başkanlığından eliyle uğurladı. Oysaki en büyük kötülüğü Binali Yıldırım'a Süleyman Soylu yapmıştı. Bunları teker 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 görüyoruz, biliyoruz, yaşıyoruz. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Ayrıca bir hususu daha dillendireyim, sonra sorularınız varsa onları cevaplayacağım. Dün burada Sayın Genel Başkanımızla Sayın Fuat Oktay arasındaki bir tartışmanın, daha doğrusu Sayın Genel Başkanımıza yapılan bir saygısızlığın devamında birkaç hatırlatmada bulunduk, birkaç soru sorduk. Fuat Oktay demişti ki, bana hortumculukla suçluyor. Çünkü Fuat Oktay'ın yönetim kurulunda olduğu dönemde, ki hatırlayalım o harika ekibi, İbrahim Şahin, İsmet Yılmaz, Efkan Ala, Süleyman Karaman, Fahri Kasırga, Yiğit Bulut, Fuat Oktay, İbrahim Eren. Hepsi sarayda oturan arkadaşlar şimdi bunlar. Bunları Türk Telekom'un başına koymuşlar. Hariri ailesi gelmiş, Türk Telekom'un varını yoğunu satmış, Türk Telekom'u ipotek etmiş, bankalarımızdan kredi çekmiş, 6 milyar TL'yi tokatlamış kaçmış, bunlar arkasından bakmış. Bunlar yönetimde, yönetimde. Adam Türk Telekom'un yer altındaki bakır kablosunu satıp kaçırıyor. Bunlar yönetimde ses etmiyorlar. Genel Başkan buna hortum dedi. Efendim SSK'nın onun döneminde SSK'nın açığına bakın. Baktık. Sayın Genel Başkan'ın döneminde SSK Genel Başkanı kana, ülkenin başbakanı ya da Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı değil, SSK'nın genel müdürüyken 4,5 milyar TL bugünkü parayla açık. Bugün SGK'daki açık 407 milyar. 100 kat. Bunu sorduk. Sonra da dedik ki
Fuat Oktay'ı biz bir tek Türk Telekom'dan hatırlamayız. Fuat Oktay'ı Yimpaş'tan hatırlarız. Yimpaş, sen yönetim kurulundayken Yimpaş'ın ihtiyaç AŞ'sinin yönetimindeyken siz Almanya'daki gurbetçilerden milyarlarca mark topladınız. Bu gurbetçiler bu parayı size verdi. Alınları secdeye değiyor. Faizsiz kazanç olacak. Yimpaş kazanacak. Biz de ticarete ortak olacağız diye verdiler. Paraya hiç oldu gitti para. Hiç mi vicdanın sızlamaz dedik. Beyefendinin uykuları kaçmış. Gecenin bir yarısı Anadolu Ajansı'na açıklama yapmış. Gecenin bir yarısında. Açıklamayı gördük. Kardeşim, söylediklerimizin bir kelimesine cevap versene. Açıklamasında sadece ve sadece konuşuyor. Diyor ki işin özeti. Açıklamanın sonunda şunu söylüyor. Ne Yimpaş'a cevap var. Ne SSK-SGK arasındaki 100 kat artmış olan borca bir cevaplama var. Ne Türk Telekom'a bir cevap var. Önce işte haksızlık yapılmış kendisine. Göreviyle ve şahsıyla ilgili itibarsızlaştırmaya çalışıyormuşuz. Nezaket sınırlarını zorluyormuşuz. Bakın, ona saygımdan onun tezini söylüyorum. Onlar bizim dediğimiz hiçbir şeyi anmıyor ki. Millet duymasın, büyük karartma ortadan kalkmasın diye. Ve devam ediyor, sonlandırıyor. TBMM'nin ve halkımızın onay verdiği Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde devleti ve milleti şahsında temsil eden ve yetkilerini Cumhurbaşkanımızın takdiriyle Cumhurbaşkanlığı yardımcılığını yürütüyor olmaktan, devlete ve millete hizmet etmekten büyük şeref duyuyormuş beyefendi. Sayın Fuat Oktay, biz diyoruz ki devletin içinden adaleti çıkarırsan geriye çete kalır, suç örgütü kalır. Siz devletin içinden adaleti söktünüz, bir suç örgütü gibi yönetiyorsunuz. Bugün Türkiye'nin en büyük atanmışısın. Türkiye'nin iktidar dışındaki en büyük halk desteğini almış, seçilmişi olan ana muhalefet liderine saygısızlık yapıyorsun. Senin söylediğin her söze cevabımız var. Sen bir kelime konuşamıyorsun. Atanmışlık, seçilmiş ana muhalefet liderine hadsizce saldırıp gelen cevaba karşı susmakla Anadolu Ajansı'nı çağırıp da Cumhurbaşkanı'na övgüler düzmekten olmaz. Biz zaten senin gücünü Cumhurbaşkanı'ndan aldığını biliyoruz. Ama gücünü milletten alan ana muhalefet olarak şunu söylüyoruz. Yimpaş'ta suç işlediniz. Şansınız, iktidar oldunuz, örtbas oldu, kurtuldunuz. Ama gün gelir onun da hesabı sorulur. Türk Telekom'da suç işlediniz. Hepimizin vergilerini Hariri ailesine peşkeş çektiniz. Gün gelir hesabı sorulur. Bugün suç işliyorsunuz. Gün gelir yaptığınız bütün hukuksuzlukların hesabı sorulur. Son olarak da hep kendimizle ilgili bir şeyler söylemeyelim. Biraz da basın emekçileriyle ilgili bir konuya değinelim. Kısa bir hatırlatma yapacağım. O da şudur. Anayasa Mahkemesi'nin iki kararı var. Bu kararlardan bir tanesi basın emekçilerinin, gazetecilerin yıpranma paylarını eşitlik ilkesine aykırı bulup iptal etti Anayasa Mahkemesi. Yanılmıyorsam 9 ay süre verdi. O süre Kasım ayının ortasında dolacak, gelecek Kasım'ın. Bu zamana kadar yasa çıkması lazım. Biz bunu hiç değilse 2 ayda bir hatırlatıyoruz. Siz de biliyorsunuz. Sürekli buna daha zamanı var diyorlar. Temmuz ayının ortasında Anayasa Mahkemesi bir iptal kararı daha verdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın da içinde bulunduğu 5 kurum. Kurumu kurabilirsin. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kamu mali yönetimi kontrol kanununa ek yapmışlar bu 5 kurumu. Anayasa Mahkemesi de dedi ki, siz bu kurumdaki kişilere maaş ödeyecekseniz para, bu yetki meclisindir. Kanunla olur, kararnameyle kanunu değiştiremezsin dedi, iptal etti. O gün geldiler ve ricada bulundular. Ertesi gün kanuna bunu ekleyelim dediler. Ben de dedim ki onlara, hay hay ekleriz.
Kanunla yapılacaksa kanunla yapılacak. Doğru yer burası. Ama 9 aydır, 9 ay süre verildi, 7 ay geçti. Sizin de İletişim Başkanlığı'nın doğrudan sorumlu olduğu gazeteci arkadaşlarımız var. Gelin onu da birlikte ekleyelim dedim. Olmaz dediler. Şimdi bugün görüşülen kanuna İletişim Başkanlığı'nın da içinde olduğu 5 tane kurumu ekliyorlar. O gün bize ihtiyaçları vardı çünkü 5 parti onay verirse eklenecekti. Gelin gazetecilerin sorununu da çözelim dedi bütün partiler. Ben önerdim. Diğer muhalefet partileri hay hay destek veririz dediler. AKP ile MHP yapmadı. Bugün kendi çoğunluk güçleriyle getiriyorlar. Çünkü 5 partinin uzlaşısına ihtiyaç yok. O günkü kanunda herkes uzlaşırsa konulabiliyordu. Çünkü bu kanun görüşülmüyordu. Ama şimdi bu kanun görüşülürken kendi işlerini çözüyorlar. Gazetecilerin yıpranma payı yine yok. İletişim Başkanlığı'nın zaten gazetecilerle ilgili sarı basın kartı meselesindeki yarattığı güçlükler, sıkıntılar, çifte standartlar bir meslektaşlık hukukuna uygun değildir. Çünkü işin bir tarafında gazeteciler varken İletişim Başkanlığı'nda da hem meslektaşlarınız hem de sizin mesleğinize muhtaç bir başkanlıktır orası. Bunu basın emekçilerinin, kamuoyunun dikkatine sunuyorum. Eğer sözümüzü dinlerlerse biz ister bu akşam ister yarın basın emekçilerinin yıpranma payını çıkarmak için de üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Bunu da ifade etmek istedim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorunuz varsa cevaplayayım. Efendim, Sayın Genel Başkan'ın Azerbaycan'a bir mektup gönderdiğini biliyoruz. Derdimiz derdimizdir, üzüntümüz üzüntümüzdür. Saldırıları kınıyoruz dedi. Dün AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması oldu. Zamanında gerekli tepkiyi göstermediler. Şimdi heyet göndermek istiyorlar ama gerekli cevabı göremiyorlar. Zamanında destek vermezseniz onlar da size hoş geldin demezler dedi. Değerlendirmenizi alacağım. Şimdi birincisi şöyle bir durum var. Evet, öyle bir mektup yolladık ve Azerbaycan tarafında da bu mektubun memnuniyet yarattığını biliyoruz. İlk gün daha ne tepki göstereceğiz? Yani ilk dakika Sayın Cumhurbaşkanı'nın doğru mu yalan mı söylediğini bütün vatandaşlarımız şu anda bizi canlı yayında dinleyenler gerek Özgür Özel'in, gerek diğer grup başkan vekillerinin, gerek Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Azerbaycan-Ermenistan meselesinde sosyal medyadan saatler içinde yaptıkları paylaşımları okusunlar. Ardından Cumhuriyet Halk Partisi burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ortak bildiriye imza attı. Ben Cumhurbaşkanı'nın 1 Ekim açılış konuşmasında siyasi partilere teşekkür ettiğini, bizim de içinde bulunduğumuz partilere, ondan da bir gün önce bizim imzalarımızı alıntılayıp aşağıda imzası olan partiler diye övgüler düzdüğünü biliyorum. Daha ne olacak? Kendi kendini yalanlayan tweet'i orada. Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi hesabından meclisimiz, meclisteki siyasi partilerimiz atmış oldukları bu imzalarla işte feraset gösterdiler, çok doğru bir iş yaptılar diye tweet'i ortada. İmzamız ortada, açıklamalarımız ortada. İlk günden doğru tepkileri göstermemişiz. Daha ne göstereceğiz? Neyi eksik yapmışız bilmiyorum. Bu kadar yalan, yani ne zaman doğru konuşacaklar? İlla yalan bitince mi doğru konuşacaklar? Bu yalanın sonu nereden gelecek? Vallahi bıktık, billahi bıktık. Yani siyasette doğruluğun, dürüstlüğün bir karşılığı varsa herhalde o karşılığı milletimiz her zaman söylediği sözler, açıklamalarıyla teyit olan bizlere bir cezası varsa da doğru konuşmamanın kendilerini şu anda yönetmekte olanlara keseceklerinden de eminiz. Ayrıca meclisimiz tarafından bir heyet oluşturuldu. Oluşturulan heyete grup başkan vekilimiz Engin Altay'ın iştirakiyle diğer partilerden de grup başkan vekilleri var. Meclis başkanının başkanlığında Azerbaycan'a Cumhuriyet Halk Partisi de gidiyor. Ayrıca İnsan Hakları Alt Komisyonu oluşturduğu heyete iki arkadaşımızı görevlendirdik. O arkadaşlarımız da Azerbaycan'a gidiyor. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu partilerin birlikteliğinin anlamlı olduğu ziyaretlerin akabinde kendi ziyareti de olacak. Bu konuda da Azerbaycan'dan bize iletilmiş herhangi bir olumsuzluk yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin Bakü Büyükelçiliği'ni yapmış kişi şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısıdır. Bakü'deki dostlarıyla her gün kurmakta olduğu ilişki ve bize akan olumlu bilgiler ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin
tutumuna yönelik de gördüğümüz takdir ortadadır. Yine herhalde bir danışman faciasıyla karşı karşıya Sayın Cumhurbaşkanı. Efendim bir soru daha sorabilir miyim? Tabii. AYM üyesi Yıldırım'ın özgünün yeterli olmadığı, kendisinin istifa etmesi gerektiği yönünde de bazı açıklamalar var AK Parti'den, MHP'den. Siz bu çağrıları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben Anayasa Mahkemesi'nin bir üyesinin kendi görev süresi içinde yapmış olduğu bu paylaşımın ne kendisine, ne kurumuna, ne demokrasimize, ne Türkiye'deki hukuk sistemine bir katkı sağlamayacağını, ayrıca da yapılan bu tür yani olumsuz çağrışımlar yapabilecek bu tür bir açıklamanın yersiz olduğunu, hakimlerin kararlarıyla konuşması gerektiğini söylemiştim. Biz aynı noktadayız. Kişinin tweet'i silmesi, özür dilemesi bunlar önemli adımlardır. Bunun dışında bir değerlendirme olacaksa bu Anayasa Mahkemesi'nin yetkisinde kendi iç hukukuyla görüşmesi gereken bir konudur. Bu konunun dün Anayasa Mahkemesi'nde de müzakere edildiğini ancak bu konuda herhangi bir karar alınmadığını da biz sizin haberlerinizden öğrenmiş bulunuyoruz. Süreci bu anlamda takip ediyoruz. Efendim Tabipler Birliği ile ilgili tartışmaya değindiniz ama orada bir de Cumhurbaşkanı bu Tabipler Birliği ile ilgili tıpkı barolardaki gibi çoklu tabipler düzenlemesini gündeme getirdi. Hatta işte önündeki Türklük onlar hak etmiyorlar cümlelerini de kurdu. Bu iki başlıkta nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi barolarda anlattık. Ak avukatlar, kurt avukatlar, milliyetçi avukatlar, iyi avukatlar, sosyal demokrat avukatlar, böyle bir şey olmaz, doğru değil. Meslek birlikleri, anayasal kuruluşlar, bunları parçalamak doğru değil dedik. Buna avukatlar da olumlu bakmıyor dedik. Avukatların temsilcileri kapıdaydı, dinlemediler. Paldır küldür çıkardılar ama yaptıkları düzenleme avukatların vicdanından, avukatların vicdan terazisinden geri döndü. Baksanıza 48 bin avukatlık İstanbul. AK Parti ile MHP'nin oy oranı ortada. 2000 tane avukat bulamadılar. İttir kaktır, ittir kaktır kamu avukatlarıyla başka şeylerle 2000 avukatı sağladık diyorlar. Ankara gibi sadece 2000. Hesaplarına göre 8 tane baro kuracaklardı. 2. 3. 4. 5. Oradan gelecek delegelerle sarayın istediği kişi Türkiye Barolar Birliği'nin başında tutmaya devam edeceklerdi. 8 tane kuracağız dediler. İstanbul'da bir tek kurabildiler. Ankara'da o da yok. Kamu avukatlarına baskı yapıyorlar. Şimdi sanki iyi bir modelmiş gibi bunu diğer meslek kuruluşlarına gösterecekler. Eğer avukatlardan derslerini almadılarsa tabiplerden, eczacılardan, mühendislerden alırlar. Hele hele sağlık meslek örgütleri en az hukuk kadar kritiktir. Mahkemede hakim üstüne giymiş cübbeyi neden? Kıyafetten dolayı bir farklılık görünmesin diye tek tip kıyafet herkes de öyle. Eşit şartlarda iki tarafın avukatı şimdi gelecek önüne altta vekaleti veren baro. Bir bakacak bir tanesi Tayyip Erdoğan'ın hedef aldığı baro, öbürü Tayyip Erdoğan'ın kurdurduğu baro. Ya da Devlet Bahçeli'nin talimatlandırdığı baro. Burada bu hakim nasıl karar verecek? Verdiği kararı vicdanla da verse onun vicdani bir karar olduğuna kim inanacak? Kaybedenin içi çürüyecek. Şimdi bunu bu noktaya getirmek ne kadar riskliyse doktorlarda da bunu yapmak o kadar risklidir. Doktorların bir Hipokrat yemini var. Doktorlar hastanın ya da yaralının, yardıma muhtacın ne kimliğine bakarlar, ne ünvanına bakarlar, ne dinine bakarlar, ne inancına, ne rengine, hepsine karşı kördürler. Tek amaç yaşatmaktır. Öyle gün olur, savaş meydanında bir tarafın doktoru diğer tarafın askerini tedavi eder. Böyle bir şeydir tabiplik mesleği. Şimdi bunların arasına efendim tabip odalarının amblemleri, birinde altı ok, birinde kurt, birinde güneş, birinde Rabia. Rabia işi, trafik kazası geçirmiş adam. Beni Rabiacı doktora götürmeyin derse ne diyeceksin? Onun son isteğini mi kıracaksın?
Oradaki doktorun meslek yeminine mi güveneceksin? Böyle bir şey olmaz. Doktorun Rabia yapanı, zafer işareti yapanı, kurt işareti yapanı olmaz. Buna göre kategorilendirilmiş meslek örgütleri bu millete en büyük bölücülüktür. Bugüne kadar gittiği doktorun, kaza geçiren birisi, şekeri yükselen, tansiyonu çıkan birisi, gittiği doktorun siyasi kimliğiyle hiç ilgilendi mi? Doktorlar hastasını buna göre seçti mi? Böyle ayrımlar olursa olur. Böyle ayrımlar olursa sormam diyen kendi vicdanına sorsun. Bu doktor hangi odadanmış diye merak eder misin etmez misin farklı farklı odalar varsa. Sonra her şeyi dört dörtlük yaptı doktor. Olmadı. Tedavi edemedi. Demeyecek mi hastanın bir tanesi? Zaten hekime karşı şiddette bir sürü başka bahaneler bulunuyor. Demeyecek mi? O doktor zaten filanca görüştenmiş. Benim başka görüşten olduğumu bildiği için bana iyi bakmadı, çocuğuma iyi bakmadı. Yapmayın bunları. Yeni bir fay hattı yaratmayın. Hekime karşı şiddeti, sağlık çalışanına karşı şiddeti ortadan kaldırmak için irade koymak gereken günlerde bir de işin içine siyasi görüşlerin berraklaşabileceği, billurlaşabileceği saflaşmaları ortaya çıkaracak bir iş yapmayın. Yanlıştır. Bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür. Son olarak efendim, meclise gelen bir düzenleme borçlanma yetkisinin iki katına çıkartılması istiyor iktidar. Bakana %5, Cumhurbaşkanı'na %5 ek borçlanma yetkisi veriliyor. Yani şimdi buradaki konu kanunda nedir? Bugün neden bu isteniyor? Kısa değerlendirmenizi alabilir miyim? Şimdi şöyle ifade edeyim. Bir bütçe kanunumuz var. O bütçe kanununa göre geçen sene Türkiye'nin bütçesi yapıldı. Bütçe kanunumuza göre bütçedeki açık kadar borçlanma yetkisi vardır. Yani gelirlerle ödenekler arasındaki fark ne kadarsa bu meclis hükümetlere o kadar borçlanma yetkisi verir ki lastiğin havası inmiş, bas yoluna devam et, borçlan borçlan. Vermezsen o inik lastikle gidemezler. Borçla aradaki açık kadar borçlanma yetkisi. Sıkışınca hava bastır diyor. Bu konuda Maliye Bakanı'na bunun üstüne yani aradaki farkın üstüne %5, Cumhurbaşkanı'na da %5 hak veriyor, %10. Buna göre borçlanabilirsin diyor. Fazlasını yapamazsın diyor. 2020'de bütçe açığı 140 milyardı öngörülen. İki arttırma yetkisini de kullanınca 154 milyara çıkıyor. %5, %5, 10. 140'tan 154 milyara çıktı. Bu kadar borçlanabilirsin demiş. Bu yüce meclis hükümete, saraya bu kadar borçlanabilirsin. Bunlar verilen yetki 154 milyar olduğu halde 241 milyar borçlanmışlar bu sene. Yani verilen yetkiden 90 milyar lira daha fazla borçlanmışlar. Bu durumda ne yapılacak? Hani lastiğin havası inmişti de o kadarlık basabilirsin denmişti ya, hadi bir de 10 fazlasını bas. Bunlar lastiği indirmişler, bitmiş. O gün gelip meclise ben senden aldığım yetkiyi bitirdim. İşler kötü gitti. İyi yönetemedim. Kaynakları arttıramadım, harcamaları azaltamadım. Bırak borcu kapatmayı. Sıkıntıdayım deyip Haziran ayında gelip bu meclise ek bütçe talep edeceklerine, tek adam rejimindeyiz ya, harcayın harcayabildiğiniz kadar, ek bütçe istememişler ve bugün gelmişler borçlanma yetkisini kanunda iki katına çıkarıyorlar. Ve 2021 Ocak'tan geçerli. Kanunlar geriye işler mi, işlemez? Sen geçen sene bütçeyi hangi kanuna göre yaptın? O borçlanma yetkisine göre yaptım. Bu meclise saygı duyup gelip ek bütçe talep etmek yerine kanundaki borçlanma yetkisini iki katına çıkarıyor. Sonuç ne yapabilecek iki katına çıktığında? 309 milyar borçlanacak. Zaten şu ana kadar 241 borçlanmış. Her şey yolundaymış gibi devam edecek. Oysa biz onlara o yetkiyi vermedik. Anayasaya aykırı. Meclise karşı büyük saygısızlık, bütçe hakkı denen parlamentoların varoluş sebebini ortadan kaldıran bir yaklaşım.
büyük bir ayıptır, büyük bir yanlıştır. Milletimize bunu bu açıklıkla anlatmak lazım. Biz onlara verdiğimiz yetkinin iki katını aşmışlar ama gelip de onu yapmak yerine kanunsuzca borçlanmışlar, hukuksuzca borçlanmışlar. Şimdi gelip oyunun kuralını geriye dönük değiştiriyorlar. Ayıptır. Hakikaten yaptıkları iş şeytanın aklına gelmez. Geliyor diyor ki ben evin kirasını ödeyemedim. Geçen sene 1 Ocak'tan itibaren kirayı yarıya indirdim diyor ev sahibine. Ev sahibi bunu kabul eder mi? Kontratta öyle yazıyor. Başka türlü geriye dönük kontrat değişimi. Kimle? Milletle. Milletin vekilleriyle. Tam olarak tek adam rejiminin, tam olarak keyfi idarenin itirafı niteliğinde bir iştir. Anayasaya aykırıdır. Ama bu Anayasa Mahkemesi'ne gidip sonuç alınana kadar zaten bir yıl geçmektedir. O bir yılda bu düzenbazlar için yeterli süredir. Seneye yeni bir kanun, yeni bir bütçe yapmaktadırlar. Maalesef milletin vekilini hiçe sayan, dolayısıyla milleti hiçe sayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Tabii bir de kendilerinin bile talep ettikleri, öngördüklerinin, çünkü öngörülen bütçe açığı 140 milyar liraydı. Şu anda 240 milyar, 100 milyar fazla borçlanmış durumdalar. Türkiye'de işlerin ne kadar kötüye gittiğini herkes kendi penceresinden, kendi hesap kitap anlayışıyla değerlendirsin. Ama Türkiye'de işler iyiye gitmiyor. Türkiye yönetilmiyor. Maalesef Türkiye her alanda olduğu gibi en çok da ekonomide savruluyor.